Doktor gelip gördü mü seni? Evet. Abla sen... Neden iyi bakmadın ona? Şu halini görmüyor musun? Rudra, çok özür dilerim. Ben bir hata yaptım. Rudra, yeter oğlum. Bu da ne? Kız sanki ölümcül bir günah işledi. Bu kadar bağırıp çağıracak ne var? Hem her şeyi Parvati'nin kendisi başlattı. Kendini ortaya atıp deli gibi dans etmeye başladı. Sonra diğerleri de ona katıldı. Su Nehri, Maitri... Ve tabii o da. Tımarhanenin yeni konuğu eksik kalır mı? Evet, Layla. O da geri kalmadı. Bir tek Maitre'yi suçlamakla olmaz ya. Yani. Doktor ne dedi bu duruma? Doktor, gözleri iki güne kadar iyileşecek dedi. Söylüyorum ya işte, bir şey olmadı. İlla bir şey mi olması lazım? Ha? Neden ısrarla anlamıyorsun? Eğer sana bir şey olursa o zaman... Ben o zaman... Yani eğer Tejabat'ı yakalayamadan sana bir şey olursa... Beni sorumlu tutarlar, bilmiyor musun? Sonra bir sürü sorgulama, bir sürü mahkeme, Allah bilir daha neler. Etrafta böyle dolaşma. Ben kendimi idare edebilirim. Öyle mi? Şöyle gel. Otur şuraya. Otur. Uzan şimdi. İyiyim ben. Bırak ağlamayı. Gözyaşında tuz vardır. Canın daha da yanacak. Neden ağlıyorsun? Acıyor mu? Kendim için ağlamıyorum. Sen bana öyle kızınca... Sonuna kadar hakkım var. Ya sana kötü bir şey olsaydı? Hem kabul et, yaptığın çok aptalcaymış. Başkası yapsa ona da aynen böyle kızardım. İyi ama ablamı neden azarladın öyle? Onun bir suçu yoktu ki. Hep birlikte oynuyordum. Ama onun dikkatsizliği. Gözlerini kaybedebilirdin. Ama öyle olmadı. Ben iyiyim. Hem senin yüzünden o da ağladı, gördüm. Sen de tam... Ağladığını görmekten bıktım artık. Gidiyorum. Döndüğüm zaman sakın ağlıyor olma bak. Sonra... Türk giderken sonra...